Emin misiniz Savaş Bey? Gerçekten yapacak mısınız? Gerçekten emin olsaydım yapmazdım biliyor musun? En kötüsü belirsizlik. Abim beni arayıp ben artık intikam almaktan vazgeçtim. Ailemle mutlu mesut yaşayacağım. Sen artık benim ailem değilsin deseydi o zaman yapmazdım. Ama öyle yapmadı. Bana yalan söylemeye devam etti. İster beni ikna etmek için de ister kandırmak için yalan söyledi işte. O yüzden emin olamıyorum Suat. Acaba abim bir hain mi? Tekrar bir konuşsanız olmaz mı? Öyle mi diyorsun? Konuşmalı mıyım sence? Bence konuşmalısınız. Peki o zaman şöyle yapalım. Önce öldürmeye çalışalım. Olur da kurtulursa senin dediğin gibi yaparız. Son bir şans veririz ona. Ne dersin? Çok fazla ihtimal var ama siz öyle diyorsanız. Gel anne. Bak ne güzelmiş. İstemiyorum ben. Eve gidelim. Ben burada kalmak istemiyorum. Eve götür beni. Babanın yanına götür beni. Burada çok iyi bakacaklar anne sana. Seni yedirecekler, yıkayacaklar. Ayrıca kapın hiç kilitli olmayacakmış değil mi hemşire hanım? Tabii ki kilitlemeyeceğiz. İstediği gibi yanımıza gelebilecek Zehra Hanım. Ne zaman dışarı çıkmak isteseniz birlikte çıkacağız. Arkadaşlarınızla gezmelere gideceksiniz, aktiviteler yapacaksınız. Duyduğuma göre siz de hemşireymişsiniz Zehra Hanım. Aa, siz de mi bizim hapishanede çalışıyorsunuz? Ama hiç görmedim ben sizi. Yok, ben burada çalışıyorum. Hemşire olduğunuzu oğlunuz söylemişti bana. Gel şöyle bir oturalım anne. Bak ne kadar rahat. Aa. Bunu baban mı aldı sana? Ay çok güzel. Yok, babam almadı anne. Bak, o Necati benim abim. Beni sokaktan kurtardı. Seni de buraya o yerleştirdi biliyor musun? Artık yalnız değiliz. Ay. Ay. Sen benim oğlum musun? Ben babamın oğluyum ama bana da oğlum derseniz asla itiraz etmem. Ömer'in eşyalarını da getirdiniz mi? Krem pantolonu çok çabuk kırışıyor. Hemen asmamız lazım onu. Getirdik, getirdik. Asacağım şimdi hepsini. Öldürdüler. Ömer'i öldürdüler. Seni de öldürecekler. Beni de öldürecekler. Hepimizi öldürecekler. Kaçalım buradan. Anne, kaçalım. Anne bak sakin ol. Burada sana çok iyi bakacaklar. Abim bana söz verdi. Bize bunu yapanlardan intikamımızı alacağız. Ben babamı öldürenlerden intikamımı alacağım anne. Söz. Celal çok kanaması var. Ne kadar uzaklıktadır hastane? Bir şey olmaz. Daha vücudunda çok kan var. Ne biçim laf ya? Sen nasıl bu kadar umursamaz olabiliyorsun? Ben anlamıyorum. Umursamaz davranmıyorum bayan. Yani bak hastaneye yetiştiriyoruz işte. Ben telaş etmeyen devrediyorum. Öyle daha çok telaş ediyorum. Tamam tamam kumrular. Benim yüzümden kavga etmeyin, ben iyiyim. Tövbe estağfurullah. Hayırdır Nevzat? Yok bir şey yenge. Yol sarsıyor ya. Buna dedim. Dikkat et Nevzat. Bir bak bakayım. Nevzat dur! Pusu sür sür sür! Sür hadi sür sür! Allah kahretsin! Elin! Elin! Thank you.
Dur burada, dur. Girelim buradan. Bayan in. Bağır, çabuk hulme. Hadi. Nevzat. Komutanım. Bak mermileri az. Mühimmatı idareyle kullan. Ayıp Allah'a komutanım ya. Ne zaman boşa sıktığımı gördün benim. Sen bilmiyorsun. Haydi. Nevzat. Komutanım. Öne gidiyorum Hurbe. Tamam komutanım. Celal dikkat et. Mahmur içeride kal. İyiyim canım, iyiyim. Kim onlar? Savaş tabii, kim olacak başka? Peki bu herif nereden buldu burayı? Hiç peşimizi bırakmıyor ki zaten. Ne işi var hala bu adamın bizimle? Kafayı yiyeceğim. Maraşlı bu. Evet, yanındaki de abim ve adamları. Keşke daha kalabalık gelseydik. Necati Bey neden böyle bir şey yapıyor anlamış değilim. Anlaşılmayacak bir şey yok Suat. Hain çok yakınımızda. Lan! Savaş Bey, gitmemiz lazım. Zevzat, vur beni! Nevzat! Komutanım, mermim bitti. Geliyorum. Savaş Bey, ne yapıyorsunuz? Yanacaksınız. Ön tarafa çık. Dikkat et. Gittiler mi? Nevzat! Temiz! Geliyorum. Gittiler mi? Bunlar burayı nereden biliyor komutanım? Nasıl bulmuşlar bizi? Nasıl bulduklarını ziyade. Neden burada olduklarını bilin. Adamlar resmen öldürmeye sıktılar bizi. Öyle oldu biraz. Neyse hadi yola çıkalım, yaralamız var. Doğru dedin. Hastamız var. Şu halimize bak. Yıllardır planladığımız, uğraştığımız şeyin hale geldi. Sebebi de kim? Öz abim. Bence Necati Bey'i bir dinleseniz iyi olur. Ne anlatacak ki? Ne söyleyecek? Gördün adamları öldürüyordu bizi. Onlar Necati Bey'in adamları değil. Belki de bize vermemek için dümen yaptılar. Belki de ellerinde tutsak. Çok iyi niyetlisin Suat. Abim hiç kimsenin tutsağı olmaz. Bir yolunu bulur, sıyrılır o. Ama bu iş burada bitmedi. Savaş Bey, yapmayın. Çok güneş var. Thank you.